Merhaba. Gazetecilikte konuşulan kadar konuşulmayan da haberdir. Üzerinden biraz zaman geçti. Fakat hatırlatmakta yarar var. İkisi Sedat Peker'in gündeme getirdiği şu üç konuyu çabuk unuttuk. Deniz Baykal muhabbet tellalı olayı, 15 Temmuz'da ve sonrasında dağıtılan silahlar konusu, Uğur Dündar Yılmaz Özdil kavgası. Evet çabuk unutuyoruz. Örnekler her daim günceldir. Mühim birer laboratuvar malzemesidir ve altı çizilmelidir. Bu üç konu sol devrimci genlere sahip medya mahallesince görmezden gelindi. Kastım Türkiye içi yayınlar. 128 milyar dolar nerede, Peker'den 10 bin dolar maaş alan vekil kim konularının üzerinde tepinenler bu üç konuda suspus. Yerli yersiz öz eleştiri isteyen, her lafa girişte muhalif olduklarını söyleyen ve hakikatin peşinde koştuklarını iddia edenlerin kırmızı çizgilerini göstermesi yönüyle ibret verici. Bunun böyle olduğunu biliyoruz da işin içinden birinin deşifre etmesi gerekiyor belli ki. Tıpkı 15 Temmuz'da dağıtılan silahlar konusu gibi. Herkes biliyordu bunu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel yap başkanlık yapmış olan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Bu kadar büyük rezaletler yaşanırken olayı getirip başka bir tartışma atmosferine çekmek hem partiye ihanettir hem Türkiye'ye ihanettir. Cumhuriyet Halk Partisi tertemiz bir partidir. Danışmanı sıfatlı birinin Deniz Baykal'a kadın temin ettiği iddiası rızaya dayalı ilişkidir ve bu öncelikle Baykal'ın eşini ilgilendirir. Elbette mutlu aile tablosu veren siyasiler yönüyle dünyanın her yerinde skandaldır. Misal çok yeni bir hadise. İngiltere'de evli ve üç çocuk babası Sağlık Bakanı Matt Hancock, danışmanı ile ilişkisi ortaya çıkınca özür dileyip geçen 27 Haziran'da istifa etti. Deniz Baykal olayının farklı bir yönü var ve sadece CHP'yi değil, bütün ülkeyi yakından ilgilendiriyor. İddia tek başına Baykal'ın yatak hayatı değil. Bunun kasetlerle tespiti, aleyhinde şantaj unsuru olarak kullanılması ve bu yolla siyasetin dizayn edilmesi. Muhabbet Tellalı danışmanın Baykalı bırakıp saraya taşınması, AKP'de mühim görevler üstlenmesi de cabası. Haliyle Kılıçdaroğlu'na sormak icap ediyor. Bundan büyük rezalet mi var? Tıpkı bunun gibi Uğur Dündar-Yılmaz Özdil kavgası da başladığı gece bitti. O gece sırtımdan kanlar akıyor diyen Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil bir gün sonra sulh oldu. Oysa kavgayı çıkaran şey Dündar'ın da çalıştığı bir medya grubunun Ekim Alptekin tarafından fonlandığı iddiasıydı. Sezgin Baran Korkmaz'ın kara para aklama operasyonlarıyla anılan Alptekin, Amerika'da AKP adına lobi çalışmaları ve fonlamalarıyla konuşuluyor. Ekim Alptekin Hal TV'ye bağlandı ve konu kapatıldı. Tankın Eksos borusunu laf edersiniz içine tıkamak suretiyle onu çalışamaz hale getiren imandır iman. 15 Temmuz konusuysa bu analizin hacmini çok aşar. 2016'ya kadar iktidarın tüm hırsızlık, yolsuzluk ve şeytanlaştırmalarına atadığı kayyımlara sessiz kalan medya mahallesinin en büyük kabusu sarayla birlikte projelendirdiği 15 Temmuz hikayesinin çökmesi. O yüzden ne gerçek öykünün peşindeler ne de mahkemeler ve o hal mağduriyetleriyle ilgileniyorlar. Tıpkı saray gibi atladıkları şey şu elektronik çağda hiçbir hakikatin ilelebet saklanamayacağı gerçeği. Bununla yüzleştikleri için tedirginler bu yüzden telaştalar. Utanmadan, yüzleri kızarmadan bu konu filancaya yarar, falan grubu haklı çıkarır paniğindeler. Sürecin tek yararı varsa o da bu. İcranın başındakiler kadar perde arkasındaki işbirlikçileri de iot gibi ortaya çıktı.